gerçekten. Değerli Hanım'a kesin hemen bandı. Evet. Bir girelim dünkü arama çalışmaları efendim. Evet. Hacer Cengiz'in cenazesini arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başladı. Cengiz'in oğlu yapılan yer göstermede yerini tam olarak söyleyememişti. Bunun üzerine jandarma torununu yeniden arama çalışmalarının yapıldığı yere getirdi. Cengiz'in torunu babaannemi buraya gömdük dedikten sonra arama yapılan alan daraltıldı, çalışmalar hızlandı. Gitmiş köye, anasını öldürmüş, getirmiş, atmış, bildiğin neyse onu söyle. Yani dolandırma, böyle dolandırma. Adalette varsa bir suç, boynun kıldan ince, varsa suçum. Yüz kurdun içinde bir koyun kaç saniye dayanır arkadaş? Gece gündüz Monmer'den Lale'mi takip ediyordunuz be. Bu dünyanın savcısı da benim, hakimi de benim. Bu arama çalışmalarında dört iş... Özellikle jandarmayı en çok... etkileyen laf olmuş. Bu ülkenin savcısı da benim. Hakimi de, hakimi de benim. Jandarması da benim. E şimdi görecek bakalım. Bir de bu ülkenin savcısı evet. Var ya işte şimdi görecek yani. İşte şimdi bu memleketin gerçek... Biliyordunuz be. Bu dünyanın savcısı da benim. Hakimi de benim. Bu arama çalışmalarında dört iş makinesi çalışıyor. Ve Hacer Cengiz bulunana kadar çalışmalar devam edecek. Çalışmayı durdurdu. Öğrendiğimiz kadarıyla bu arama çalışmalarının durmasının nedeni kayrak taşı diye bahsedilen o taşlara ulaşılmış olması. Detaylı inceleme yapmak için ekipler toplandı. O taşı inceleyecekler ve altını açacaklar. Hemen savcı da olay yerine geri geldi. İncelemek üzere taşların bulunduğu noktaya ilerliyor. Annemin Muhammed'e söylediği 9'u öldü keşke sen de geberseydin dedi. Ve benim eşim dedi ki sütün içine dedi biraz zehir akıtsaydın da geberseymişim dedi. Allah da sana evlat yüzü hiç göstermeseymişim işte dedi. Nefesler tutuldu. Olay yeri inceleme ekipleri hemen kazılan yere gitti. Özenle delil toplanmaya başlandı. Merakla inceleme sonuçlarını bekliyoruz. Bütün gözler taşların bulunduğu o noktada. Bak elini vicdanına koy. Yapma böyle derdim. Gerçekten ben çok üzülüyorum ya derdim. Benim bile yani kocaman çocuğum oldu. Yapma mutlu olan derdim ya. Ne diyordun? Diyeceğimi diyeceğim, yiyeceğimi yiyeceğim derdi ya. Diyeceğimi diyeceğim, yiyeceğimi yiyeceğim derdi. Delillerin ve cenazenin zarar görmemesi gerekiyordu. Çalışmalara kazmayla devam edilmeliydi. Devreye kazma ve küreklerle köylüler girdi. Taşlar özenle kaldırıldı ve Hacer Cengiz'in cenazesine ulaşıldı. Şu anda saat 15-30 civarında yenice bulduk. Yaklaşık 1 metre tabandaydı. Üzerinde battaniye türü bir şey var. Ayrıca çuval falan var. Onun üzerine de taş koymuşlar. Şu anda da o vaziyette kürekle kenarlarını açıyoruz. İnşallah birazdan tamamen çıkaracağız. Şimdi gittik, annemi öldürdük, toparladık gittik. O mu yani? Kabristan'da nasıl defnediliyorsa... O şekilde defnedilmiş. Kayraklarla kenarları örtülmüş. Yani aynı kabristandaki defnettiğimiz gibi yapılmış yani. Hacer Cengiz'in oğlunun annesini gömdükten sonra tarlaya buğday ektiği de ortaya çıktı. Arama çalışması yapılan tarlanın yan tarafında tarlamız var. Muhammed'in tarlada buğday ekilip kaldırıldığını biliyorum. Ne zaman ekti buğdayı? Olaydan bir yıl sonra balya yap dedim samanını. O zaman gördüm ekildiğini. Satmıştır muhakkak yani ekini kaldıran o. Yani vicdansızlıktan başka bir şey değil. Gece iş traktör çalıştırdınız mı gidip? Gece çalıştırmışımdır ama tarih... Gece. Gece tabii. Yılbaşında sadece bir ekim yapmıştım. Arpa ekmiştim. Oraya gittim. Yılbaşında mı ekiyorsun? Evet evet. Normalde Şubat'a gelirim. Gece siz karanlıkta tarlaya gidip sürer misiniz? Tabii. Sürer. Sabahlarız bile. Annenle alakası yok. Muhammed oraya bir kamp kurar, işini yapar. Biz de onu orada yapıverdiği kampta arkadaşlık yaparız. Orada ateşin başında otururuz. Ne güzel. Gece. Ne güzel. Gece. Değişik bir durum var ortada yani. Gecenin üçünde, iki buçuğunda o kadının evden çıktığına da inanmıyorum. Bir şey başarmadım. Yemin ederim sizi yani alkışlıyorum, başka bir şey demiyorum. Vallahi takdir ediyorum. Yani. Sağ olun. Başardım. Bir şey başarmadım. Yemin ederim sizi yani alkışlıyorum, başka bir şey demiyorum.
Bulunan kemikler cenaze aracına yükleniyor. Cenaze nakil aracı olay yerinden ayrılıyor. Bulunan kemikler incelenmek üzere adli tıpa götürülüyor. 7 yaşındacık sırtında geldi. 7 yaşındacığımdı bu. Okula giderken. Çünkü beraber yaşıyorduk biz beraber. Niye sırtında gezdirdi? Sevdim ben. Bileceğiz. Hiç kucağından indirmezdi. İndirmezdi. 9. mu bu 10. mu? Öyle belki bir yatırıp da annesine. Bir saniye 9-10 tane çocuğu öldü muammer mi sen? Bir bucağsa. 9 tane çocuk ölmüş 10. eşim. Tabii sevecek bir kadın. Bir insan bu kadar da eşim annesine, annesi eşini bu kadar yani şey olacak değil. Kazma kürekle olay yerinde çalışma yapan ekip de geliyor. Yaklaşık 7-8 kişi en son kemiklerin olduğu yerden çalışma yaptık. Cesedi oradan temiz bir şekilde aldık. Cenaze aracına yerleştirdik. Adli tıba gönderdik. Battaniye var mıydı? Hayır, battaniye yok, sadece biz saman balyası deriz. Eski büyük. Bir de çuval vardı üstünde. Kafasının üstünde çuval yapmışlar. Geri bütün iskelet duruyor zaten. Yanı başlarında da gaylaklar vardı. Kapatmışlar gaylaklar. Bayrak taşlarının altında çıkıyor. Battaniye yoktu. Beyaz çuval vardı. Sadece beyaz çuval vardı. Arama çalışmalarının yapıldığı tarlada çıkarılan topraklar tekrar yerlerine konulmaya başlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından herkes derin bir nefes aldı. Oğlu, torunu ve gelini tarafından katledilen 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in artık bir mezar taşı olacaktı. 6 yıl önce de buradaydık yine Müganlı'yla. Bugün de buradayız. Herkese teşekkür ederiz. Güzel bir sonuca ulaşıldı böyle mübarek bir günde. Müganlı'ya teşekkür ederiz. Zaten 6 yıl önce tutuklanmaları gerekiyordu bu şahısların. Eğer geç adalet yerini buldu Müganlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, böylece bulundu. Hem de köylüler de şundan da mutluydu. Mübarek bir gün işte Kandil gecesi bulundu. Artık toprağa vereceğiz. Bir mezar taşı olacak. Diye de ayrıca mutluluklarını dile getirdiler. Bu arada Lale Hanım'ı buraya getirmeyeceklermiş. Direkt adliyeye götüreceklermiş. Allah'tan da yakın mesafeler. Şimdi bizim arkadaşlar adliyeye doğru yola çıkıyor. Çünkü sabah ilden geldi. Demek ki o sırada yapıldı onun muayenesi. Evet. Şimdi direkt adliyeye götürülecekmiş. Adliyede ne söyleyecek merak ediyorum. Evet, ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyordum. Yani konuşacak mı? Bir de verdiği ifadeyi de bilmiyorum. Şimdi kocası merdivenden düştü dedi. Oğlu annem boğdu dedi. Evet. Hepsi ayrı yerlerdeler ya. Acaba Lale ne söyledi? Yapmadım demiştir. O direnmiştir diye düşünüyorum. Yani biz hiç bilmiyoruz. Hiç bilgimiz yok bizim. O çekti gitti demiştir. Hala öyle demiştir. Hala öyle demiştir diye düşünüyorum. Ancak hani kendisi hakkında söylenenler ortaya çıktığında, bunu duyduğunda hani nasıl bir tepki verecek, neler söylemeye başlayacak? Bunu da herhalde savcı koyacak önüne yani. Şimdi evet, bu ben de kadar merak söylememiş. Ediyorum dedim de hani avukatlarla ilgili bir fıkra var böyle, ben de merak ediyorum. Terbiyesiz bir şeyse anlat. Yok, hayır. Şimdi yani avukatlarla ilgili bir fıkra. Şimdi bir adamın birisi giriyor bir evin bahçesine, kümeste civcivleri alıyor, koyuna koyuyor. Yumurtaları torbaya dolduruyor. Tavuğu, horozu tam alıyor. Şeyden çıkarken mal sahibi, ev sahibi yakalıyor. Hemen polise, jandarmaya haber veriyorlar. Jandarma suçüstü alıyor hakimin karşısına. Hakim soruyor, oğlum ifadeni verecek misin? Efendim diyor, avukat, bir avukatım gelsin diyor, avukat tutmak istiyorum. E oğlum diyor hakim, avukatın gelsin ama yani civcivler koynundan çıktı. Yumurtalar elindeki torbadan, horozla tavuğu tam tutarken yakalamıştın. Yani avukatın gelse ne olacak? Diyor hakim bey, ben de onu merak ediyorum. Hele gelsin bakalım avukat ne diyecek. Ne söyleyecek? Çok güzel gerçekten. Gerçekten çok güzel. Şimdi biz de Lale Hanım'ın ne diyeceğini. Hani bu biz de sizi Lale Hanım'ı merak ediyoruz. Hele bakalım ne diyeceğiz. Ya bakmayın, gülüyorum ediyorum. Gene dünden beri hiç yani gözümü açamıyorum başa. Çok insan çok üzülüyor, çok etkileniyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Bir de bu insanlarla bu kadar yani bir arada duruyorsun. Ben kimsenin cezaevine girmesinden de mutluluk duymuyorum yani. Şimdi bir insanın cezaevine girmesi de çok acı bir şey. Ama hak yani eden insan, de insan olarak olacaksa. Evet, ama insan yani çok zor bir şey cezaevine girmek. Hiç kimsenin cezaevine girmesine aa falan da demek de istemiyorum. Hayır, ama hayır, tabii, hayır. Şimdi tabii burada terazinin kefesinde bu 83 yaşındaki teyze ağırlık basıyor. Çünkü günahı yok, suçu yok, kimseye yapacak bir şey yok, aç bilaç parası yok. Yani maaşı var, maaşını da elinden alıyorlar.
Hani her şeyini elinden tarlayı alıyorlar. Tarlayı almak istiyorlar. Tarlayı zaten tarlayı da kendileri ekiyor. Evet. Yani hani teyze onu satsa ne olacak, satmasa ne olacak. Hiçbir şey yok. Konu komşu çorba verecek de içecek. Zaten hatırlarsanız yapacak oğul, odunu bile yoktu. Onu bile konuştuk yani. Tek oğul. Yani kadıncağız validesinle terki hayat eylese gene çocuğuna kalacak zaten. E hocam geçti üzerinden 6 sene. Şimdiye kadar hak vaki bulmuştu belki de yani. Hani dediğim gibi insan yani ömrü de belli yaşantı olarak. Yani ne lüzumu vardı? Çok insan çok taraflı düşünüyor. Anne olarak düşünüyor, çocuk olarak düşünüyor değil mi? Ve evlat olarak nasıl yapıldı tek evlat. O sırada da kadının yaşadıklarına ben çok üzülmüştüm. Bu nedenle açıkçası yani ya tutuklanmalarına çok seviniyorum ama bir tarafıyla da üzülüyorum. Bence zaten bir anne katili, yani babaanne katili, kayınvalide katili olmak zaten en büyük ceza. Hani bitti. Daha kaç aile, kaç yaşam bitti aslında. Onun yetiştirdiği çocuğun yaşamı bitti. O cinayete o karıştı. Kurduğu aile düzeni bozuldu. Kendi annesi babası bir şekilde olayın içine sürüklendiler. Onların yaşamları bitti. Evet. Sanıyorum ki Gizem, büyük bir öfke anında oluşan bir mesele. Gizemciğim yok hocam öfke de yok. Çocuk uyuşturucu kullanıyor diye dedi ya, kendisi söyledi. Uyuşturucu kullanıyor, bu tarlayı sat dedi. Daha evvel de babaannesini boğazından tutup duvara yapıştırdığını anlatmış zaten babaanne. Bu torun bana bunu yaptı. Tarlayı sat diye. Çocuk tarlayı sat, tarlayı sat diyor. Kadın da işte öyledir zaten. Yani kadının o tarladan bir menfaati de yok ama çocuğuna bir şey kalsın, satılmasın istiyor. Ondan gitti o kadın. Tabii. Gizem, biz reklama girsek mi acaba ya? Ne zaman çıkıyor? Ay ezileceksin, dur polis arabası ezecek bir de. Çocuk kaçıl, kenara kaçıl, eziliyorsun. Kaldırımdayım Müge Hanım. Ama çok yakın. Ya, ya kız çarpıyor Gizem, çekilsene kızım. Yok 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 yok. Yani ezilecekse öyle bir ara ezilse Allah göster.